Merhaba sevgili yarışseverler. Hepinize hayırlı geceler dilerim. Bugün 15 Haziran 2020 günlerden Pazartesi, saatlerimiz 02:18 gösteriyor. Hepinize yeni haftada ailenizle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Şansınızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir hafta olsun. İş hayatında da bütün arkadaşlarıma başarılar dilerim. Arkadaşlar 15 Haziran 2020 Pazartesi günü biliyorsunuz gündüz Bursa'da birinci ve ikinci altılı ganyan analizimiz oldu. Yine akşam yarışları Şanlıurfa'da 10 koşuluk programdan oluşuyor. Burada da birinci altılı ganyan analizimizi az evvel vermiştik. Sıra geldi ikinci altılı ganyan analizimize. Gerçekten Şanlıurfa'da zor bir program var. Kalabalık bir koşu programı var. Çok para vereceğini düşündüğüm bir program var. Umarım çalışmalarımızın karşılığını alırız. Umarım güzel bir tahmin, güzel bir analiz olur sevgili yarışseverler. Analizlerime geçeceğim. Analizlerime geçmeden önce bütün arkadaşlarımızdan ücretsiz kanalımıza abone olmalarını istiyorum. Kanalımıza destek veren arkadaşlar videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilir. Kanalımızın yükselmesinde sizler de katkı sahibi olabilirsiniz. Ayrıca videolarıma atacağınız beğeniler yani like'lar çok önemli. Atacağınız her beğeni, atacağınız her like bizi gerek Google'da gerek YouTube'da en üst sıralara taşıyacaktır. Bu konuda da hepinizden duyarlı olmanızı, kanalımıza destek olmanızı istiyorum. Diyerek ben Şanlıurfa ikinci altılı ganyan analizlerime geçiyorum. 15 Haziran 2020 Şanlıurfa ikinci altılı ganyan analizlerime geçiyorum. Altılı ganyanın ilk ayağı ikinci altılıda programın 5. koşusuyla başlayacak. 4 yaşlı Arapların 1400 mesafe kum pistte koşulacak handikap 15 yarışı altılı ganyanın ilk ayağı burada öncelikli safkanım. Yine son yarışlarını çok beğendiğim bugün Burak Bektaş dairesinde piste çıkacak 2 numaralı Uğurlu Gül'ü olacak arkadaşlar. Yine beğenimi kazanan bir isim 8 numaralı Gülayfer. Özellikle son yarışında çok beğenimi kazandı bu safkan. Bugün Emre Akkılıç idaresinde yine bu grupta etkili olacak bir diğer isimdir 8 numaralı Gülayfer. Yine 10 numaralı İki Demir Kır. Son güzel yarışın tekrarlaması durumunda burada yine etkili olacak bir Sancak Bey temsilcisi biliyorsunuz. İki Demir Kır isimli safkan bugün üçüncü şanslı safkanım olacak. Son iki isim vereceğim buraya. Taylan'dan ve takip ettiğim son yarışını büyük sürpriz yaparak kazanan 11 numaralı Deli Faruk ve son isim olarak da 13 numaralı Şeşen Bey'i isimli safkanı sizlere yarışın sürpriz ismi olarak veriyorum arkadaşlar ve ikinci altının ikinci ayağına geçiyorum. 3 yaşlı Arapların 1000 mesafe kum pistte koşulacak şartlı bir yarışı altılı ganyan ikinci aya. Buraya Banko bir isimle geçeceğim arkadaşlar. Özellikle işlerini beğendim. Ben bir iş yapmış, 428 yapmış, rahat yapmış, uzun iş yapmamış Safkan ama ilk defa iş yapan Safkan için bana göre güzel bir iş. Özellikle anne kardeşi son sevinecek. Arkadaşlar beni bu safkanı bank olarak yazmaya itti. Bugün Ersin Kılık arkadaşımız idaresinde piste çıkacak 2 numaralı Can Polat Han'dan bahsediyorum arkadaşlar. Ben altılı ganyan ikinci ayağında 2 numaralı Can Polat Han'ı Ersin Kılık idaresinde günün banko ismi olarak öneriyorum. Ve altılı ganyan üçüncü aya programın 7. koşusu 4 yukarı yaşlı İngilizlerin 1200 mesafe kum pistte koşulacak şartlı 4 yarışla devam edecek. Burada da yine kalitesiyle grupta bir adım önde olan ve son güzel yarışıyla bunu ispatlayan bir isim. Bugün Necmi Altın idaresinde piste çıkacak 1 numaralı Maktayman. Arkadaşlar gerçekten özellikle bu mesafelerde kalitesini ispatlamış bir isim. Bugün yine birinciliğe yakın görünüyor. Yine burada Zanapalı Yonguska temsilcisi zaman zaman çok etkili yarışlar yapabiliyor. Bugün Emre Akkılçı idaresinde 4 numaralı Zanapal'da
benim ikinci şans vereceğim safkan olacaktır. Yine 5 numaralı Akın Şah biliyorsunuz Taylan'dan beri özellikle 1200-1400 mesafe arasında çok etkili, çok başarılı yarışları var. Bugün Hasan Altundağ idaresinde Arsus'un tayı 4 numara, 5 numaralı Akın Şah'ta 5 numaralı Akın Şah'ta benim 3. şanslı ismim olacak. Yani burayı 1, 4, 5 şeklinde verdim. Ve son isim olarak da yine kalitesine inandığım bir isim 2 numaralı Gül Matrı olacak. Sami Kaplan idaresinde benim 4. şanslı safkanım olacak. Burayı da 1, 4, 5, 2 şeklinde değerlendirerek Altılgay'ın 4. ayağına geçiyorum. Altılgay'ın 4. ayağı 4 yukarı yaşlı Arapların 2000 mesafe kum pistte koşulacak şartlı 4 yarışta devam edecek. Burada esasen arkadaşlar biraz handikapı düşük ama Taylan'dan beri yine takip ettiğim bir isim ve çoğu zaman tek verdim bu safkanı Sayın Elif Kaya'ya ait Al Karaca Algül orijiniyle tırpanın da kanı taşıyan 1 numaralı Harzem Şahlı. Ben kalitesine çok güvendiğim bir isim. Bir türlü isteneni veremedi ama özellikle son koştuğu 3 yarışta kalitesini ön plan çıkarmaya başladı. Bugün Caner Tepe idaresinde piste çıkacak bir Harzem Şahlı'yı ben ısrarla 1. şanslı isim olarak veriyorum. Yine kaliteli isim. Bugün Ferit Yardımcı idaresinde belki çok sürdürek favori çıkacak 2 numaralı İpek Cihan. Bu grupta yine birinciliğe yakın safkan arkadaşlar. Bugün 2. şans safkanım olacak 2 numaralı İpek Cihan. Yine 3 numaralı Mazlum Ağa. Bir atom karınca temsilcisi, bir Hisaran torunu, Hisaran'ı tanıyanlar bilir, bir yarım kandı arkadaşlar. Bugün 3 numara Mazlum Ağa'da Mehmet Doğan idaresinde 3. şanslı safkanımız olacak ve son isim olarak da burada 5 numaralı Catch Money İsa Akyol idaresinde piste çıkacak. Bu yarışın sürprizini, bu yarışın bombasını patlatabilecek nitelikte bir safkandır. Ve ikinci altının 5. ayağına geçiyorum. 3 yaşlı Arapların 1000 mesafe kum pistte koşulacak şartlı bir yarışı yine ilk defa koşan safkanların birincilik mücadelesi olacak. Burada birinci şanslı ismim arkadaşlar Kılıç Baylım'ın tayı 15 numaralı Uçkan Kızı. Bugün Burak Bektaş idaresinde beğenimi kazanan safkan oldu. Yine 6 numaralı Sefa Ağa işlerinde yine diri gördüğüm bir safkan Emre Akkılıç idaresinde benim ikinci şans vereceğim isim olacak yine 7 numaralı Sinan Oğlu. Bu safkan da Kaya Tufan temsilcisi anne babası beyefendi Hikmet Sarıdal idaresinde ben 7 numara Sinan Oğlu'nu da 3. şanslı isim olarak tutuyorum. Yine 9 numaralı Yavar Ağa. Bugün Ferit Yardımcı idaresinde yine şanslı görünen safkanlardan yine 2 numaralı Çayoğlu ve 4 numaralı Kerimim isimli safkan yine İsa Akyol idaresinde piste çıkacak. Formda Jockey'i İsa Akyol idaresinde birinciliğe yakın görünüyor yine. Arkadaşlar Altılgay'ın son ayağı 3 yaşlı İngilizlerin 1700 mesafe kum pistte koşulacak Handikap 14 yarışta tamamlanacak. Burada yine beğenimi kazanan bir safkan Alves Klasik temsilcisi 2 numaralı Flat Girl. Benim 1. şanslı safkanım olacak Mehmet Doğan idaresinde yine 3 numaralı Fraser. Bugün Ferit Yardımcı idaresinde piste çıkacak bir Royal Abjar torunudur. 3 numara Fraser özellikle Kabakum'da etkili bir isim. 3 numara Fraser bugün benim ikinci şanslı ismim olacak. Yine 5 numaralı Vistula. Bugün yine takibimdeki bir isim 5 numara Vistula. Aynı zamanda 6 numaralı 16 numaralı Bir Destan'la da ekür olarak start alıyor. 5 numaralı Vistula yine grubun kaliteli safkanı 1 numaralı Yellow Fatherly bugün Burak Bektaş idaresinde yine kuponlardan bulunması gereken safkandır. Son iki isim vereceğim arkadaşlar bu koşuya 10 numaralı Ben Yıldız Soy son yarışın tekrarlaması durumunda burada etkili olacak safkandır Emre Akkılıç idaresinde ve son isim olarak da yine El Corredor temsilcisi Evet, El Corredor temsilcisi 4 numaralı Ersin Kılık dairesinde piste çıkacak 4 numaralı Pentos'u da bu yarışın sürpriz ismi olarak öneririm. Yani altılık aynı baştan size tekrar sayayım isterseniz. İlk ayak 2, 8, 10, 11, 13, 2,
ikinci ayak 2 tek, üçüncü ayak 1 4 5 2, dördüncü ayak 1 2 3 5, beşinci ayak 15 6 7 9 2 4, son ayak 2 3 5 1 10 ve 4 şeklinde arkadaşlar. Hepinize bol şanslar dilerim. Hepinize çok güzel bir hafta dilerim arkadaşlar. Biraz yorgunum. Eğer hatam olduysa affola. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.